Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle şu şekilde emzik seti yapacağız. Ayıcıklı. Renklerim şöyle bordo, beyaz ve Perian'ın 113 numarası. Bu şekilde malzemelerimiz iki tane bir klips bir boncuk takım olarak. Bir küçük halka bir büyük bir de tahta boncuklarımız var. Perian'ın bordo rengi ve şu renk. Beyaz da var ama beyazımız içerisinde çok az. Şöyle bir ayıcık yapacağız. İlk önce takımımızın içerisine, daha sonra çıngırağa, emzik klipsiyle falan devam edeceğiz. 113 numara ipimle başlayacağım. Şöyle içerisinden alacağım. Ayıcığımızın ayağıyla başlıyoruz. Sihirli halka yapıyorum. İçerisine ilk sıramızda 6 tane sık iğne yapacağız. 4, 5, 6. Kapatıyoruz sihirli halkamızı. Şöyle bir tane öreceğim. Sıra başındaki ilk ilmeğimize de işaretleyici takacağız. İkinci sıramdan bir tane ördüm. Bu ilmeğimize işaretleyici takıyoruz. İkinci sıramızda her bir ilmeğimize İkişer adet sık iğne yapacağım. İkinci sıramızın sonunda 12 tane ilmeğe ulaşmış olacağız. Evet, ikinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Bir tane tek örüyorum. İşaretleyicimi bu ilmeğime takıyorum. Bir tek örüp bir arttırma. Bir tek bir arttırma. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağız. Üçüncü sıramızın sonunda, yani bir tek bir çift bir tek bir çift ördüğümüz sıramızın sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz olacak. Evet. 6, 7, 8. Evet, 18 tane ilmeğimiz oldu. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Bir tek örüp tekrar işaretleyicimi bu ilmeğime takıyorum. 1, 2. 2 taneyi tek tek ördüm. Bir arttırma. 2 tek bir arttırma. 1, 2. 2 tek bir arttırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağız. 4. sıramızın sonunda 24 tane ilmeğe ulaşmış olacağız. Evet, dördüncü sıramızı da tamamladım. Beşinci sıramıza geçiyoruz. Bir tek örüyorum. Beşinci sıramdan hemen işaretleyicimi buna takıyorum. Bir, iki, üç. Üç taneyi tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bir, iki, üç tek. Bir diğer ilmeğimin içerisine iki tane batarak arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 3 tek örüp bir arttırma işlemini 5. sıramızda 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda toplamda 30 tane ilmeğimiz olmuş olacak.
Evet, 5. sıramızı da tamamladıktan sonra 6, 7 ve 8. sıralarımızı 30 adet ilmeğimizi hiç arttırma ya da azaltma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 3 sıra. Evet, 3 sıra, 6, 7 ve 8. sıralarımızı ördük. 9. sıramdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ilmeğimi ördüm. 8 ilmeğimden sonra aralıksız olarak yan yana 8 tane azaltma yapacağım. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane azaltmamızı yaptık. Kalan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ilmeğimi tek tek örüp 9. sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 9. sıramızın sonunda toplamda 22 tane ilmeğimiz kaldı. 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramdan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeğimi tek tek örüp tekrar yan yana 6 kez azaltma yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6. Kalan 4 tane ilmeğimi de tek tek örüp 10. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 10. sıramızın sonunda toplamda 16 tane ilmeğimiz kaldı. İki bacağımız da aynı şekilde bu arada. İkisini aynı şekilde öreceğiz. Sonra ben birleştirme bitim noktalarını tekrar tarif edeceğim. Toplamda 15 sıra, yani 25. sıramız da dahil olmak üzere 15 sıra 16 adet ilmeğimizi örüyoruz. Diğer bacağımızı da örüp devam edeceğiz. 25 sıra ördüm. İki bacağımızı da bu şekilde hazırladım. Şimdi sol bacak için 26. sıramdan 8 tane örüp öyle bitirdim. 26. sıramdan. Diğer sağ bacaktaysa 25. Evet, sağ bacak içinse 25. sıramı tamamlayıp 26. sıramı da tamamladım. Çünkü sol bacakta 26. sıraya geçtiğimiz için sağ bacakta da 26. sırayı da yaptım. Aynı şekilde işaretleyicimin geldiği yerde. Diğer sol bacakta ise işaretleyicimden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya da 9 sık iğne örmeniz yeterli diğer sol bacak için. Sağ bacaktan 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sol bacaktaki son ilmekle aynı ilmeğin içerisine batıyorum. Evet, son ilmekle aynı ilmeğe battım. 16 tane ilmeğimiz vardı. Sol bacaktan bir tane de fazladan aynı ilmeğin içerisine battığım için o ilmeğimden itibaren 17 tane sık iğnemizi tek tek örüp tamamlıyoruz. Bu arada işaretleyicimizin yeri de değişecek. Onu da göstereyim şu an. Sol bacaktan 17 ilmeğimi örüyorum. 4, 15, 16 ve 17. Evet, 17 taneyi ördüm. Şimdi bu aradaki 3 tane zincirimizin üzerine birer tane sık iğne yapacağım. 1, 2,
3. Burası arka kısmı. Evet, 3 tane yaptıktan sonra şu ortadaki zincire işaretleyicimi takıyorum. Artık işaretleyicimiz burada. Tam bacağın arka kısmında. Evet, tekrar şimdi burada işaretleyicimizi taktıktan sonra 26. sıramızı tamamlamış olduk. Burada 26. sıramız tamamlandı. Şimdi 27. sıramıza geçiyoruz. Burada şu son işaretleyicimizin olduğu ilmeğin içerisine batacağım. Aynı ilmeğin. Burada da aynı şekilde bakın ayaktaki son ilmekle aynı ilmeğin içerisine batmış olduk. Tekrar 17 ilmekte sol bacaktan örüyorum. Bu 27. sıramız. Çünkü 26. sıramızı tamamladık. Burada 27.ye geçmiş oluyoruz. İşaretleyicimizi bir üste taktım. Evet, 17 tane ilmeğimizi ördük. Şuna da batayım. Şimdi bu taraftaki zincirin üzerine tekrar 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 Tekrar diğer bacaktan işaretleyicimize kadar olan evet 18 tane ilmeğimi de tek tek ördüm. Evet 27. sıramızın sonunda 40 tane ilmeğimiz oldu. 40 tane ilmeğimizi toplamda 6 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet toplamda 6 sıra demiştik. 2 sıra daha ördüm. 6 7 8 yani 35. sıramızı da tamamlamış olduk. 28. sıramızdan itibaren 28 29 30 31 32 33 34 35. 8 sıra ördük. 36. sıramızdan devam ediyoruz. 36. sıramızda 2 4 6 7 8 8 tek örüp biraz altma yapıyoruz. Bu işlemi 4 defa tekrarlayacağız. Sıra boyunca 4 tane azaltma yapmış olacağız. Sıra sonunda 36 tane ilmeğimiz kalmış olacak. 36. sıramızda 8 tek bir azaltma işlemini 4 kez tekrarladık. Sıra sonunda 36 tane ilmeğimiz kaldı. 37, 38, 39 ve 40. sıralarımızı 4 sıra 36 adet ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Evet, 10 sıra düz bir şekilde ördüm. Yani 46. sıramızı da tamamlamış olduk. 47. sıramıza geçiyoruz. 47. sıramızda 1, 2, 3, 4. 4 tek örüp biraz altma yapıyoruz. Sıra boyunca bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız. 46. sıramızın sonunda 30 adet ilmeğimiz kalacak. Evet, 47. sıramızı tamamlamıştık. 30 adet ilmeğimiz kaldı. 48. sıramızda 30 adet ilmeğimizi bir sıra düz örüyoruz. Arttırma ya da azaltma yapmayacağız. Evet, 48. sıramızı tamamladık. 49. sıramıza geçiyoruz. 2 tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. 5 kez de 3 tek örüp bir azaltma yapacağım. 5 defa. Kalan bir adet ilmeğimi de tek olarak örüp bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonunda
24 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Ellinci sıramıza geçiyoruz. Ellinci sıramızda hemen bir azaltma, bir tek örüyorum. Bir azaltma, bir tek ördüm. Kalan ilmeklerimizi de iki tek örüp bir azaltma yapıyoruz. Kalan bir adet ilmeğimi de tek olarak örüp tamamlayacağım. 50. sıramızı, 50. sıramızın sonunda 18 tane ilmeğimiz kalacak. Evet, 51. sıramıza geçtik. Şöyle bir miktar daha bedeni doldurdum. Bu sıramızı da bir tek örüp bir azaltma yapıyoruz. Sıra boyunca 6 defa tekrarlayacağız. En son 12 tane ilmeğimiz kalacak. 12 adet ilmeğimizi de 6 sıra örüp bitiriyoruz. Evet, bedenimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi kollarımızı yapacağız. Kollarımız için sihirli halka yaparak başlıyoruz. İlk sıramızda 6 adet sık iğne dolduracağım. 2, 4, 5, 6 kapatıyoruz. Hemen ikinci sıramıza geçiyorum. İkinci sıramdaki yine ilk ilmeğimizde işaretleyicimiz var. İkinci sıramızda her bir ilmeğimize ikişer adet sık iğne yapıyoruz. İkinci sıramızın sonunda 12 tane ilmeğimiz olacak. Her bir ilmeğimize ikişer adet evet, üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramda bir tane tek örüp işaretleyicimi bunu alıyorum. Şöyle bir tek örüyorum, bir arttırma. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlıyoruz. Bir tek ör, bir arttır, bir tek ör, bir arttır. Sıra sonunda 18 tane ilmeğimiz olacak. Üçüncü sıramızın sonunda. Üçüncü sıramızı tamamladıktan sonra üç sıra düz bir şekilde öreceğiz. Üçüncü sıramızdan sonra 4, 5 ve 6. sıralarımızı hiç arttırma ya da azaltma yapmadan örelim. Evet, 3 sıra düz bir şekilde ördük. 4, 5, 6, 7. sıramdan 5 tane, 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi tek tek örüp bir azaltma yapıyorum. Bir tek örüp bir azaltma. Bir tek örüp bir azaltma. Bir tek örüp bir azaltma yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi de tek tek örüp 7. sıramızı bu şekilde tamamladık. 7. sıramızın sonunda 14 tane ilmeğimiz kaldı. 7. sıramızın sonunda 14 tane ilmeğimiz kalıyor. Evet, 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramızdan şöyle işaretleyicimin olduğu ilmeğim şu. Sırayı düzgün saymam gerekiyor. Evet. 7. sıramdan 1 2 3 4 fark etmez 5 tane örüyoruz. 5 tane örüp
Bir azaltma, bir tek, bir azaltma, bir tek, bir azaltma, bir tek, bir azaltma. Yani 4 kez azaltma yapıp kalan 2 ilmeğimizi de tek olarak örüyoruz. Şimdi 8. sıramıza geçiyoruz. 14 tane ilmeğimiz kaldı. 8. sıramdan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 6 adet ilmeğimi de tek tek örüp 8. sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. 8. sıramızın sonunda toplamda 13 tane ilmeğimiz kalacak. Bir tane azaltma yaptık çünkü. Kalan 6 adet ilmeğimi de tek tek örüp 8. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle ben diğer kolu hazırlamıştım. En son şöyle birleştireceğiz iki ucunu. Bir de şu uç kısmında çok az bir elyaf var. Şu kısmı boş. Tamamladıktan sonra 8. sıramızı şu 8. sıramız 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 sıra düz bir şekilde örüp şöyle uç kısmında bu şekilde birleştirip kapatıyoruz. Evet, bu şekilde kollarımızı bitiriyoruz. Şöyle 17 sıra ördükten sonra şöyle iki taraflı olarak birleştirerek şekilde kapatıyoruz. Dikebileceğimiz kadar ip bırakıp kesiyorum. Şöyle yan kısımlarına dikeceğiz. Boyundan 1, 2, 3 şu araya dikeceğim. Şöyle her bir ilmeğimizden batıyorum. Şunun içine de tekrar batacağım. Şu dıştakine de tekrar batıyorum. Şöyle arkada ortadan ipimi çıkartacağım. Diğer kolumuzu da dikip bu iple birleştirip bağlayıp içe çekeceğiz. Evet, bedenimizi bu şekilde tamamladık. Kafa yapımına geçiyoruz. Kafa için şöyle sihirli halka yaparak başlıyoruz. 2 3 4 5 6. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şöyle ilmeğimizi kapatıyorum. İkinci sıramdan bir tane tek örüp işaretleyicimizi bu ilmeğimize alıyoruz. İkinci sıramızda her bir ilmeğimizin içerisine ikişer adet sık iğne yapacağız. Yani toplamda 6 defa arttırma yapmış oluyoruz. İkinci sıramızın sonunda 12 tane ilmeğimiz olacak. İkinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramdan bir tane tek örüp
işaretleyicimi, bu ilmeğimi alıyorum. Üçüncü sıramızda bir tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Bir tek örüp bir arttırma işlemini de üçüncü sıramızda 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz olacak üçüncü sıramızın sonunda. Evet, dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda bir tane tek örüp işaretleyicimi, bu dördüncü sıramdaki ilk ilmeğime takıyorum. 1 2 2 tek örüp bir arttırma. 1 2 tek ördüm bir arttırma. Dördüncü sıramızı da 2 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda toplamda 24 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, dördüncü sıramızı da tamamladık. Beşinci sıramıza geçiyoruz. Hemen şöyle işaretleyicimin olduğu ilk ilmeğimden başlıyorum. 1 2 3 3 tek örüp bir arttırma. 1 2 3 bir arttırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar beşinci sıramızda 3 tek bir arttırma, 3 tek bir arttırma 6 defa tekrarlıyoruz. 5. sıramızın sonunda toplamda 30 tane ilmeğimiz olmuş olacak. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4. 6. sıramızda 4 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yapıyoruz. 6. sıramızda 4 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 36 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 6. sıramızı tamamladık. 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızda 1 2 3 4 5. 5 tane ördüm 7. sıramdan. Şöyle işaretleyicimi yine ilk ilmeğimize takalım. 1 2 3 4 5. Bir arttırma yapıyorum. 7. sıramızda da 5 tane tek tek örüp bir arttırma işlemini yine 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda 42 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 7. sıramızın sonunda. Yedinci sıramızı tamamladık. 8. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Sekizinci sıramızda 6 tek örüp bir arttırma yapacağız. Sıra boyunca bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. 8. sıramızın sonunda 48 tane ilmeğimiz olacak. 8. sıramızı tamamladık. 9. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 9. sıramızı da 7 tek örüp bir arttırma yaparak bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonunda 54 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 9. sıramızın sonunda. 9. sıramızı tamamladık. 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızda
8 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda 60 tane ilmeğimiz olacak. 10. sıramızı tamamladıktan sonra toplamda 8 sıra, yani 18. sıramızda dahil olmak üzere 8 sıra düz bir şekilde öreceğiz ayıcığımızın kafası için. Evet, 18. sıramızı tamamladık. 19. sıramıza geçtik. 19. sıramdan 11 tane ilmeğimi tek tek ördüm. İşaretleyicimin olduğu ilmeğimden itibaren 11 tane ilmeğimi ördükten sonra şöyle aralıksız olarak 8 tane arttırma yapacağım yan yana. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar tek tek örerek 1 2 bunları tek tek batıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Tekrar 8 tane arttırma yapacağım yan yana. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet. Kalan ilmeklerimizi de tek tek örüp tamamlıyoruz. 2 3 4 5. Evet. İnci geldi, kuruldu yine. Benim bebeğin üstünde yatıyor. Yat anneciğim, şöyle yat gel. Şöyle yat. Şimdi şöyle arkadaşlar, gözlerimizi taktık. Gözlerimizi 9 ve 10. sıranın tam arasına 9 sık iğne arayla bu şekilde taktım. Şöyle arkalarını takıyoruz. Arkalarını taktıktan sonra bu gözlerin arkasını yakın arkadaşlar. Çünkü küçük bebekler için olduğu için hani ısırıyorlar falan, bu tehlike arz etmesin diye şöyle. Bunları taktıktan sonra şöyle mühürleyeceğiz bunu bir de. Şu şekilde yakıyoruz. İnce anneciğim, yapacak bir şey yok. Sen kendin geldin buraya. İkisine de aynı işlemi uyguluyoruz. Şöyle çakmağın demir tarafıyla şöyle çöktürüyorum. Evet, bu şekilde mühürleme işlemi yapıyoruz. Diğerine de aynısını yapacağız. Evet, şimdi en son şöyle 11 tek bir arttırma, daha sonra 8, şöyle ben işaretleyicimi tekrar takayım, şöyle 2 4 6 7 8 9 10 11. Evet, işaretleyicimiz buradaydı şu sırada. 8 sıra düz ördükten sonra 19. sıramızda 11 tek bir art şey 8 arttırma, 10 taneyi düz ördük, tekrar 8 arttırma, kalan 23 adet ilmeğimizi de düz bir şekilde örüp bitirdik. Sıramızın sonunda, yani şöyle 19. sıramızın sonunda 76 tane ilmeğimiz oldu. 76 tane ilmeğimizi toplamda 1 2 3 4 5 sıra düz bir şekilde ördük. Şu an 76 tane ilmeğimiz var. Hiç arttırma ya da azaltma yapmadan 5 sıra ördüm. Evet, 5 sıra ördükten sonra tekrar 20, 21, 22, 23 ve 24. sıralarımızı düz bir şekilde ördük. 25. sıramıza geçtik. 25. sıramızdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 taneyi tek tek öreceğim. 8, 9,
10, 11. Evet, 11 tane ilmeğimizi tek tek ördük. Şimdi burada tekrar 8 tane azaltma yapacağım yan yana. Bu azaltmalarımız tam arttırma yaptığımız sıranın, yani ilmeklerin alt kısmına geliyor. Şöyle aralıksız olarak 8 taneyi azaltıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Evet, 8 taneyi azalttım. Şimdi 10 tane ilmeğimizi tek tek örüyoruz. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 taneyi tek tek ördüm. Tekrar 8 tane yan yana azaltma yapacağım. Kalan 23 adet ilmeğimizi de tek tek örüp 25. sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. 25. sıramızın sonunda tekrar 60 tane ilmeğimiz kalmış olacak. Evet, bu şekilde şöyle bu sıramızı tamamladık. 60 tane ilmeğimiz kaldı. 25. sıramızın sonunda 26. sıramızda 1, 2, 3, 4, 4 taneyi tek tek ördüm, bir azaltma. Daha sonra 5 defa 8 tek bir azaltma yapıyoruz. Ve kalan 4 tane ilmeğimizi de tek tek öreceğiz 26. sıramızda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Evet, 8 tek bir azaltma işlemini 5 kez tekrarlıyoruz. Kalan 4 ilmeğimizi de tek tek örüp 26. sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. 26. sıramızın sonunda 54 adet ilmeğimiz kalmış olacak. 26. sıramızı tamamladık. 27. sıramıza geçiyoruz. 27. sıramızda 7 tek örüp bir azaltma yapacağız. 7 tek örüp bir azaltma işlemini toplamda 6 defa tekrarlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tek örüp bir azaltma işlemini 6 defa tekrarladıktan sonra 48 adet ilmeğimiz kalacak. 27. sıramızın sonunda 48 tane ilmeğimiz kalıyor. Evet, 27. sıramızı tamamladık. 28. sıramıza geçiyoruz. 28. sıramızda 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi tek tek örüp bir azaltma. Daha sonra 5 defa 6 tek örüp bir azaltma yapacağım. 6 tek ör, bir azaltmayı da 5 defa yapıyoruz. Daha sonra kalan 3 taneyi de tek tek öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 5 kez de 6 tek bir azaltma. Kalan 3 ilmeğimizi tek tek örüp 28. sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. 28. sıramızın sonunda 42 tane ilmeğimiz kalmış olacak. 29. sıramıza geçtik. 29. sıramızı 1 işaretleyicimin olduğu ilmeğimden itibaren 2 3 4 5. 5 tek örüp bir azaltma yapıyoruz. Sıra boyunca bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız 29. sıramızda. 29. sıramızın sonunda 36 tane ilmeğimiz kalacak. 3, 4, 5. 5 tek örüp bir azaltıyoruz. 30. sıramıza geçtik. 30. sıramızda 1, 2. 2 tek örüp bir azaltma. 2 başta 2 tek örüp bir azaltma yaptım. Daha sonra 1, 2, 3,
4 tek örüp bir azaltma yapıyoruz. 4 tek örüp bir azaltma işlemini de 5 kez tekrarlayacağız. Kalan 2 adet sık iğnemizi de tek tek örüp 30. sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 30. sıramızın sonunda 30 tane ilmeğimiz kalacak. Burada bir miktar kafanın içerisini dolduralım.